Rusya geride bıraktığımız gün zafer gününü kutlarken 9 Mayıs'ta Avrupa ülkeleri de 2. Dünya Savaşı'nın son bulduğu Nazi Almanya'sının yenilgisinin 77. yıl dönümünü kutladı. Savaşta hayatını kaybedenler de anıldı elbette. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği'nde reform sinyali verdi bu önemli ve sembolik günde. Fakat bazı noktalarda da Rus yanlılarıyla Avrupa Birliği yanlıları arasında gerilim yaşandı. İşaret verildi, beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı. Avrupa'da Nazi Almanya'sının yenilgisi ve 2. Dünya Savaşı'nın son bulmasının yıl dönümü kutlandı. Burası Belçika'nın başkenti Brüksel. Avrupa Birliği yetkilileri Ukrayna'da barış için gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Savaş karşıtı eylemciler de sokaktaydı. Ukrayna ve Avrupa Birliği bayrakları salladılar. 9 Mayıs Avrupa Günü Birlik Barış Destek yazılı dev pankart açıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da Avrupa Birliği parlamentosu oturumunda konuştu. Avrupa Birliği'nde reformu desteklediğini söyledi. Net olarak söylemek istiyorum. Her zaman Avrupa Birliği'nin daha işlevsel olması için reform isteyenlerin yanında olacağım. Avrupa'nın hangi istikamete gideceğini gösterdiniz ve bunu en dolambaçsız yoldan gerçekleştirmek bizim görevimiz. Buna anlaşmaları değiştirmek de dahil. Ukrayna'ya da destek mesajı verdi. Avrupa'nın geleceği aynı zamanda Ukrayna'nın da geleceği. 77 yıl önce Avrupa'daki savaş yeni bir oluşuma neden oldu. İlk Avrupa Birliği. Ukraynalı dostlarım, gelecek şimdi sizin ve bizim tarafımızdan yayımlanıyor. Çok yaşa Ukrayna, çok yaşa Avrupa. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da oturumda söz aldı. O da reform sinyali verdi. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Size yeni bir Avrupa topluluğu kurma çağrısı yapıyorum. Bu yeni topluluk demokratik Avrupa ülkelerinin siyasi, güvenlik ve enerji gibi alanlarda işbirliği yapmasına olanak sağlayacak. Topluluğa katılmak gelecekteki AB üyeliğini etkilemeyecek. Macron, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ukrayna verdiği mücadele ve gösterdiği cesaretle çoktan Avrupa'nın ve birliğimizin üyesi. Ancak şimdiden aday ülke statüsü verilse bile Ukrayna'nın AB'ye katılması 10 yıllar sürebilir. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk meçhul asker anısına akın etti. Savaşta ölenler anısına çiçek bıraktılar. Nazi Almanya'sının yenilmesi Bulgaristan'da da törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev başkent Sofya'da anıta çelenk bıraktı. Kutlamalar sırasında tansiyon da yükseldi. Avrupa Birliği yanlısı grupla Rus yanlısı yürüyüşçüler arasında gerginlik yaşandı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde ise şehri işgal eden Rus yanlısı ayrılıkçılar yürüyüş yaptı. Sırbistan'da da Rus yanlılarının ellerinde Z harfi ve Rus lider Putin'in karton maketleri vardı.